Selahattin, üzülüyor musun bence diyorum diye. Ya üzülüyorum tabii amirim. Siz buradan gidince ben babamı kaybetmiş gibi olacağım ya. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. O nasıl laf ya Selahattin? Ölmüyoruz ki, alt tarafa emekli oluyoruz. Belli olmaz ki, kısmet nasip. Bakarsın tekrar İstanbul'a geri döneriz. Döner misiniz gerçekten abi? Ya niye dönmeyelim, olabilir. Şimdi kızımız için gidiyoruz. Belki ondan sonrası artık nasip kısmet. Döneriz belki, niye dönmeyelim? He? Üzülüyorsun değil mi? Gel buraya, gel, gel sarıl bana bakayım. Gel. Gel sarıl bana bir. Utanmasa ağlayacak ya. Hoş geldin. Hoş geldin Sami. Hoş bulduk amca. Ne yapıyorsun? Ne yapayım, oturayım, kosanayım bile. Susayım, susayım, susayım. He. Ana. Ben diyorum ki... ben de senden beraber köye gireyim. Sahi mi? Oo, gelirsin, biraz kalırsın benimle, sonra dinlersin ha? He. Yok, bana ben öyle değil. Yani ben geleyim, uzun bir zaman yanında kalayım diyorum. Sami'cim, canım, bundan benim niye haberim yok hayatım? İşte şimdi oldu mu abişim? Muhtarlık ne olacak Sami? Ne olacak benim abişim? İlk defa istifa eden muhtar ben olmayacağım ya. Hem bu ihtiyar heyeti de bunun için var. Birini vekil atarla olur biter. Dükkan ne olacak hayat? Ben bileyim, gelin gelmez. Dükkan ne olacak benim abişim? Bak, Yervan var, Kuşay'ım var, Hasan var. Bunlar idare ederler. Ben dükkanda mı duruyorum muhtarlıktan sanki? Ne kadar zamandır dükkana da gitmiyorum. Sami, sen sevindirirsin beni ama... gelin gelmese sen de üzülürsün, ben de üzülürüm. Olmaz öyle. Aa, niye gelmeyecekmişim Fatu anacığım? Gelirim tabii ki. Sonuçta bir kadının da yeri kocasının yanıdır. Ya benim kocam ne isterse o olur. Geliriz tabii. Sami, Dogrim'i duydum. Ne duydun mi, neler dedi? Dogrim'i duydu benim kulaklarım. Doğru duydun tabii. Doğru duydun tabii. Doğru duydun tabii. Benim karım işte bu kadar şey. Ara. Gideriz kocacığım ya. Gideriz böyle şehirden de uzaklaşırız. Gürültüden de uzaklaşırız. Kızımızı da köyde büyütürüz ha. Tabii. Ay canım gelinim benim, ne kadar sevindirdin beni, halal olsun sana. Ah ne kadar sevindim, anlatıramam, nasıl yaptın benim günlüm ise. Bak diyeyim sana bir şey, ben orada çok ıslak aynana olacağım sana. Hiçbir şey demem sana. Bak sen zaten güzel bir annesin. Ah canım benim. Selamun aleyküm. Aleyküm gel sana. Abim, hoş geldin. Gel. Selam abim. Fatih Ustam, yenge hanım, akşam müsaitseniz size geleceğim. Ya ne demek, başımızın üstü yerim var amirim, buyurun gelin ya. Hemen yemeğe gelin akşama bize. He? Ha yok yenge hanım, yok yok, o kadar boyu uzun değil. Anam boyu uzun olur mu öyle şey? Siz taşınma işinizle uğraşın, akşam gelin bile yerik yemeğimizi. Bak hele, dilekçeyi verdin mi yoksa? Verdim, verdim Bahtiyar Usta. Vay. Bundan sonra inşallah Ankara'dayız artık. Vay, inşallah biz de geliriz Ankara'ya. Hem kızın izin oldu mu siz de gelin buraya, ha. Tamam mı? Unutman bizi ya. Ya sizi unutmak mümkün mü yenge? Nasıl, nasıl laf öyle? Mümkün mü sizi unutmak? Kimseyi unutmayacağım. Bu mahalledeki herkesi çok özleyeceğim, herkesi. Biz de çok özleyeceğim amirim. Hem sen gittin mi bunlar kime rivrif edecek? Bunlar bunu rivrif edecek birilerine. Bulurlar bunlar, sen bakma bunlara. Vay. Neyse, hadi hakkınızı helal edin o zaman. Ben gideyim artık. Malum bizim meslek tehlikeli. Kelle koltukta geziyoruz. Ya amirim o nasıl bir laf Allah'ını seversen ya. Ayağınıza taş değmesin ya. Siz bu mahallede bize yol gösterdiniz. Bizim dertlerimize uğraştınız. Ya. Kurban oldum ya. Asıl sen bize hakkını helal et ya. Helal olsun. Helale hoş olsun. Amirim bir şey soracağım. Doğru söyle, gittin mi bu mahallenin neyini özleyecek? Bir şeyini özleyeceğim diyemem. Nasıl yani, bir şeyini özlemeyeceğim mi? Bir şeyini özlemeyeceğim Bahtiyar.
Her şeyini özleyeceğim bu mahallede. Sami Usta'nın paosalarını özleyeceğim, datlilerini özleyeceğim. Mesut'un çayını özleyeceğim. Mahmut'un sosyetesini özleyeceğim. Adil Ozan'ın veresiyesini özleyeceğim. Mahmut Mustafa'nın o taze sebzelerini, meyvelerini özleyeceğim. Bizim Selahattin'den Selam'ın rivrivlerini özleyeceğim. En çok da bu mahallenin kardeşliğini, dostluğunu özleyeceğim. Evet, hakkınızı helal edin. Ya abi, ya ne ki ya? Sen de. Yenge hanım. Akşama geç kalma ha. Tamam, akşama geliyoruz. Martin Sonaton. Hakkını helal et. Helal olsun abi. Ne güzel adamsın sen ya. He? Eyvallah abi. Haydi selam et lan. Duygulandım gene. Bizim oğlan bütün gün ortalıkta yoktu. Bir hava alacağım anne dedi. Tamam dedim, gitti. İşte bir saat önce geldi, daha ağzına tek lokma koymadı biliyor musun? Anneciğim, yani böyle bir günde nasıl yemek yesin çocuk? Aklına bile gelmez. Bu yıldızla yani. Yememiş, içmemiş. Herkesi yetiştirmiş biliyor musun haberinin gittiğini? Yetiştirir. Yıldız aldı bu, adı üstünde. Yemez, içmez, herkese yetiştirir. Of. Çağatay. O bavul ne abicim? Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Belçika'ya. Gideceğim. Gözlerin içine bakacağım. Seni istemiyorum diyene kadar da ayrılmayacağım peşinden. Evladım, onu diyebilseydi o kız onu burada da derdi yani, değil mi? Madem birlikte olmayı beceremedik, bari düzgün ayrılalım. Değil mi? Çocuklar bir şey demeyecek misiniz? Gitme demeyecek misiniz? Demeyeceğiz anne. Şimdi gitmezse bir yarısı hep Belçika'da olacak. Ama giderse belki tamamı geri döner o zaman. Evet. Ahmet doğru söylüyor anne. Yani eksik kalmış her hikayenin bitmeye hakkı var. Bence Çağatay gidip kendi hikayesini kendi tamamlasın. Ya giderse, dönmezse? Onu da o zaman konuşuruz. Hadi bakalım. Dikkat et kendine çanta. Onu çok sevdiğini söyle, tamam mı? Nasıl mutlu olacaksanız, nasıl iyi olacaksanız öyle olsun. Biz dayanırız kuzum benim, dayanırız. Bir hakkını helal et.